Evet Dune Evreni video serisinin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde hem Okuma sırasından bahsedeceğim hem de kendi Dune kitap koleksiyonumu göstereceğim. Aslında biraz da kendi yaptığım bir hatadan bahsedip siz öyle yapmayın diyeceğim. Şimdi daha önce de söylediğim gibi Frank Herbert'ın kendisinin yazdığı asıl Dune kitap serisi 6 kitaptan oluşuyor. 7. kitabı yazamadan 1986 yılında vefat ediyor. 1999 yılından itibaren de oğlu Brian Herbert ve Kevin J. Anderson Dune kitapları yazmaya devam ediyorlar. Bu kitapların bazıları 6 kitabın öncesinde geçiyor. Bazıları 6 kitabın aralarındaki dönemde geçiyor. Bir de 6 kitabı tamamlama görevi gören ve kronolojik olarak ilerisinde geçen 7. ve 8. kitap var. Tabi bunların önemli bir kısmı şu ana kadar Türkçe'ye çevrilmedi. Çevrilenlerin de güncel basımına ulaşmak şu sıralar biraz zor. Bunlara birazdan değineceğim. Ama önce ana kitaplardan başlayalım. Çünkü her şeyden önce doğal olarak Frank Herbert'ın kendi yazdığı kitaplardan başlamak lazım. Bence en ideali yayınlanma tarihlerine göre okumak. Bazı insanların bu tarz büyük hikayeleri, illa hikayelerin kronolojik sırasına göre okuma takıntısı var. Yani tüm hikayelerin illa en başından takip etmeyi tercih edebiliyorlar. Bunu Dune için ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü Brian Herbert ve Kevin J. Anderson kitaplarından başlarsanız Dune Dune dedikleri bu muymuş deme ihtimaliniz bile var. Ama videonun altında açıklamalar kısmında şu ana kadar çıkmış Dune kitaplarını hem yayınlanma tarihleriyle hem de kronolojik sırayla paylaşmış olacağım. Ayrıca şu ana kadar Türkçe'ye çevrilmiş olanların da ayrı bir sıralamasını yapmış olacağım. Yani 3 tane liste olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradaki listelemeyi yaparken Bilim Kurgu Kulübü sitesi yazarlarından Hamdi Güzel yazdığı yazıdan da faydalandığımı belirteyim. Şimdi gelelim 6 kitaba. Dune kitapları Sarmal Mavi Ada, Kabalcı ve İtaki yayınlarından basıldı. Şu an ekranda gördükleriniz ilk kitabın 1997 Sarmal versiyonu ve 2015 İtaki versiyonu. Çevirmenlerini de analım. Şuradan. Arzu Taşçıoğlu, Deniz Vural Itaki versiyonu da Dost Körpe. Şu an en rahat bulabileceğiniz en güncel basım Itaki yayınlarından çıkan versiyon. İteki yayınları seride dördüncü kitaba kadar geldi. Ben bu video serisine başlamadan önce kendileriyle iletişime geçtim. Hatta bu vesileyle de sorularımı yanıtlayan editör Ali Can Saygı Ortancı'ya teşekkür ederim. Beşinci ve altıncı kitabın 2020 yılı bitmeden basılması planlanıyormuş. İleriki dönemde Brian Herbert ve Kevin J. Anderson'ın kitaplarının bazılarının da basılma planı varmış. Ayrıca Dune grafik roman versiyonunun da basılması planlanıyormuş. Bir yandan ben devam kitaplarını da göstermeye devam edeyim. İkinci kitap Dune Mesih'i, üçüncü kitap Children of Dune Dune çocukları, dördüncü kitap God Emperor of Dune Dune Tanrı İmparatoru. Şunu kesinlikle söyleyeyim, ilk kitap aslında kendi başına bağımsız olarak çok iyi bir eser olmakla birlikte aslında bütün Dune evreni içerisinde kısmen küçük bir yer kaplıyor. Aslında özellikle o lider toplum ilişkisi meselesi bence ikinci kitaptan itibaren şekilleniyor. Benim de 6 kitap içerisindeki favorim Dune Tanrı İmparatoru. Belki ileriki videolarda bu kıyaslamalara tekrar dönerim. Videonun başında benim yaptığımı yapmayın dediğim meseleye geçeyim. Ben 5. ve 6. kitabı başka bir yayın evinden okudum. Kabalcı yayınları versiyonuyla devam ettim. Çünkü beklemek istememiştim ve ilk 6 kitap için konuşursak çevirmenleri de aynı kişi olduğu için yani bu iki kitabın çevirmeni de Dost köpe. Bu versiyonlarla devam etmek istedim. 5. kitap Dune Sapkınları. Ee, bu sarmal versiyonunda e, sanırım Dune Kafirleri diye çevrilmiş. Heretics of Dune orijinal adı. Altıncı kitapta Chapter Dune, Dune Rahibeler Meclisi. Tabi burada şimdi durum yanlış anlaşılmasın. Şu yayın evi bu yayın evinden daha iyidir manasında söylemiyorum kesinlikle. Özellikle bilim kurgu ve fantastik edebiyat serisi okuyorsanız hangi çeviriyle başladıysanız o çeviriyle gitmek önemli. Çünkü gerçekte var olmayan tabirler, var olmayan kelimeler bu türlerde çok fazla olabiliyor. Ve bu biraz çevirmenlerin inisiyatifine kalıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Tekrar ilk kitaplara geri dönecek olursak. Şimdi Chris Knife diye bir e, silah var Dune evreninde. E, bu kum solucanının e, dişlerinden yapılan bir bıçak. E, bunun varyasyonları var falan. Bu versiyonda onu e, hançeri figan diye çevirmişler. E, bu versiyonda da billur bıçak diye çevirmişler. Ayrıca... E, melange yani spice sarmal versiyonunda bahar diye geçiyor, itaki versiyonunda baharat diye geçiyor. Bahar aslında baharatın tekil hali. Yani burada hangi çevirinin doğru olduğu konusunda bir yorum yapacak yetiye sahip olduğumu düşünmüyorum. Yani İngilizcem iyi ama neticede çeviri bambaşka profesyonel bir meslek. Demek istediğim aynı çevirmen ve aynı yayın evinden devam etmek daha iyi. O yüzden ben şu an yeni başlıyor olsam 4. kitaptan sonra 5. ve 6. kitap için yeni baskıların çıkmasını beklerdim. Ki sarmal versiyonlarını ancak sahaflarda bulabiliyorsunuz. Kabalcı ve Itaki versiyonlarında ilk 6 kitap için çevirmen aynı kişi ama Itaki'ninkiler daha güncellenmiş versiyonlar. Kaldı ki kabalcıdan çıkanların da bir kısmını sıfır olarak bulmak şu zamanlarda biraz zor. Kısacası ilk 6 kitabın sıralaması bu şekilde. Gelelim diğer kitaplara. Önce ilk göstereceğim üçlemeyi sıralayayım burada. Evet, şöyle yapalım. Şimdi genişletilmiş Dune diyebileceğimiz Brian Herbert ve Kevin J. Anderson'ın kitapları ile ilgili Dune severler farklı görüşlere sahip. Bir kısmı hiç sevmiyor bir kısmı da çok seviyor. Sevmeyenler genelde Frank Herbert'ın yarattığı atmosferi bozduğunu hatta onunla çeliştiğini düşünüyor. Ben sevmeyen tarafta değilim ama elbette Frank Herbert'ınkilerle karşılaştırdığımız zaman bu kitapların ee, nitelik olarak yani bu kitaplar nitelik olarak ya da edebi anlamda bir iki gömlek daha aşağıda diyebilirim. Yani yazım tarzı olarak bazı noktalarda biraz taklit etmeye çalıştıkları yerler var. Ama daha çok aynı konuyu işleyen farklı yazarlar şeklinde değerlendirmek lazım. Her kitap için olmasa bile genel olarak felsefi dozun biraz azalıp aksiyonun daha yükseldiği romanlar diyebiliriz. Ama 6 kitaptan sonra Dune Evreni ile ilgili başka kitaplar tüketmeye devam etmek isterseniz tatmin edici olur diye düşünüyorum. Brian Herbert babasına ait gizli bir kasada 7. kitap ve Dune Evreni'ne ait notlar buluyor. Bu notları temel alarak bu kitapları yazdıklarını iddia ediyorlar. Bunların ne kadarı o notlardan ne kadarı kendi yazdıkları bilmiyorum ama bunu da ek bilgi olarak belirteyim. Şimdi ana kitaplarla beraber şu ana kadar çıkan 19 tane Dune romanı var. Bu sayı kısa hikayeleri de dahil edersek... 28'e kadar çıkıyor. Ama bu sayı artacak. Mesela şu an Duke of Caledon üçlemesinin ilk kitabı internette, yabancı sitelerde ön siparişe çıktı. Artı yeni bir çizgi roman serisi var. Ben bunları açıklamalar kısmındaki listelere eklemedim. İleriki dönemde güncelleyeceğim şu ana kadar Türkçe'ye çevrilmiş olan 12 roman 3 de kısa hikaye var. İlk 6 kitabı zaten saydık. Şu an gördüğünüz kabalcı yayınlarından çıkan bizde hanedan üçlemesi adıyla bilinen Prelude to Dune yani Dune'a girizgah serisi. Bunların da çevirmenlerin hemen söyleyeyim. Nil Alt. Nil Alt. Nil... Yok bu başka bir çevirmene ait. Zelihah Doğan Baba Yiğit. Bu seri Dune'daki olayların 37 yıl öncesinde başlıyor. Ee, sıralama Atreides, Harkon'un kroni şeklinde. Daha sonra binlerce yıl geriye gidiyoruz. Hemen diğer kitapları göstereyim. Bu seride bizde Cihad üçlemesi olarak bilinen Legends of Dune yani Dune efsaneleri serisi ama bizde daha çok e, Cihad üçlemesi olarak biliniyor. Bunların Çevirmenleri de yine 3 kitabında Zeliha Doğan, Baba Yiğit. Ana kitaplardan binlerce yıl geriye gidiyoruz bu seride. Ki ana kitaplarda zaman zaman bahsi geçen düşünen makinelere karşı yapılan başkaldırı ve sonunda düşünen makinelerin tamamen yasaklanmasına giden süreç anlatılıyor. Buna ek olarak da Fremen kabilesinin ilk hallerini görüyoruz. Ayrıca Harkın'ın ve Atreides hanedanları arasındaki husumetin başlangıcını öğreniyoruz bu seride. Ayrıca bu serinin aralarında geçen ki bir tanesi öncesinde geçiyor. 30-40 sayfalık 3 tane kısa hikaye kitapçıkları var. Ama ben onları okumadım. Şu anda hiçbir yerde bulunmuyor bu kitapçıklar. Tek bir sahafta bir tanesini bulmuştum. O da astronomik bir fiyat istiyordu. O yüzden onları açıkçası okuyamadım. Son olarak da kendi koleksiyonumdan İngilizce olarak okuduğum iki kitabı göstereyim. Şimdi bu kitabın görselini saklıyorum. Saklamamın sebebi e, hiç okumamış olanlar için e, spoiler olabilecek bir görsele sahip çünkü. Hunters of Dune ve Sandworms of Dune kitapları aslında 6 kitabın devam kitapları. 6. kitaptan sonra havada kalan bazı sorular ve soru işaretleri vardı. Yani Brian Herbert ve Kevin J. Anderson Frank Herbert'ın serisini bu kitaplarla tamamlamış oluyorlar. Ama daha önce dediğim gibi her ne kadar Frank Herbert'ın notlarından faydalanmış olsalar da bunlar iki farklı yazarın kendi yorumu olduğu için 6 kitaptan ayrı değerlendirmekte fayda var. Bu arada İngilizce okuma seviyeniz iyi ise zaten elbette tüm kitapları orijinal dilinde okumak daha faydalı. İngilizce düğün kitaplarını da yurt dışından sipariş vermenize gerek yok. Yani yurt içinde bulabiliyorsunuz. Onu da ekstradan belirteyim. Bunlar dışında benim henüz okumadığım birinci ve ikinci kitap arasında geçen Paul of Dune ve ikinci ve üçüncü kitap arasında geçen Winds of Dune ayrıca kadim okulları anlatan Great Schools of Dune serisi gibi kitaplar var. Onların da Türkçe çevirileri henüz yok. Bu arada Kevin J. Anderson Star Wars romanları ve X-Files romanları yazmış da bir yazar. Yani nerede genişletilecek bir evreniniz varsa adamınız Kevin J. Anderson diyebiliriz. Özetle Okuma Sırası ve Benim Kişisel Okuma Maceram bu şekilde. Az önce ilk kitabın tüm seriye daha çok giriş niteliğinde olduğunu söylemiştim. Yeni film versiyonunda onun bile sadece yarısı anlatılacak. O yüzden filme uyarlaması bile çok zor bir seri ama okumaktan keyif alacağınızı düşünüyorum. Benim bu bölüm için söyleyebileceklerim bu kadar. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere